Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Bugün yazlık bir ceketle sizinle beraberiz. Shimano Renegade modeli var. Eğer oradanlara girdiğinizde sen motorcusun, motorcu diye arkanızdan bağırmaları da istemiyorsanız daha çok günlük gözüken güzel ekipmanlar da giyebiliyorsunuz. Aynı zamanda güvenlikten ödün vermeden. Bugünkü inceleyeceğimiz ceket onlardan biri. Basit gözüküyor ama bir o kadar özellikli. Ceketimizi yukarıdan aşağı doğru inceleyelim. Üst tarafta bayağı özellik var. Aşağı doğru indikçe de özellikler hiçbir şekilde azalmıyor. Onu da söyleyebilirim. Sırf yaka tarafında 3-4 tane şey anlatacağım. Bu noktada Shima'nın arge kısmını kutluyorum. Çünkü neye ihtiyacımız var? Abi bir yere sıkıştırız deyip yapıyorlar. Şimdi yakanın iç tarafında bir cırtımız var. Üzerine bir çıtımız var. Cırt sağdan sola geçen yaka bağlayan bir cırt üzerinden çıtla da sıkıştırabiliyorsunuz. Eğer bunu kullanmak istemiyorsanız iki taraftan açıp iç taraftaki cırtı diğer tarafa cırtlayabiliyorsunuz. Böyle bir özellik de var. Yakayı kaldırıp o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu bir. Şimdi yakayı açtık aşağı doğru. Yakayı açtığımızda burada bir düğme arıyorsunuz. Ama düğme yok. Mıknatıslı bir sistem yapmışlar. Ve mıknatıs iki taraflı çalışıyor. İsterseniz iç tarafa, isterseniz dış tarafa. Bu tamamen rüzgar engellemesi için yapılmış bir dil. İç tarafa kapatırsanız tamamen rüzgarı kapatıyorsunuz. Dış tarafa kitlerseniz de biraz hava gelmesini sağlıyorsunuz. Orada da bitmiyor tabii ki. Fermuarı aşağı doğru açalım. Fermuarı aşağı doğru açtığımızda bütün tık 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 zaten hissediyorsunuz mıknatısların açıldığını. Bir şey fark ediyoruz. İki tane fermuar var. İç fermuar ve dış fermuar. Eğer dıştaki yani kapalı fermuar sistemine getirirseniz hava almıyorsunuz. Eğer açık fermuar olarak kullanırsanız ortadan hava giriyor. Fermuarı dış tarafa taktığınızda ortadaki file sayesinde çok güzel bir hava alıyorsunuz içeri. Havalandırma orada bitiyor, bitmiyor tabii ki. Bileklerde de küçük bir havalandırma sistemi kullanılmış. Fermuarı açıyorsunuz hem kolunuzdan içeri hava alıyorsunuz hem göğsünüzden içeri hava alabiliyorsunuz. Dışarıdan baktığımızda üst tarafta iki tane cep görüyorsunuz göğüs tarafında. Bu cepler bazen kullanışlı olmuyor. Sadece dekoratif amaçla kullanıyorlar. Bunların iki bayağı kullanılıyor. İki tarafta kocaman iki tane cebiniz var. Cepler kısmında içeride devamı da var. İç tarafı açtığınız zaman burada dört tane cebiniz var. İsterseniz kalem koyun, isterseniz kart koyun, isterseniz telefonunuzu sıkıştırın. Aynı zamanda su geçirmez de cebi buraya koymuşlar. İç tarafta fermuarlı bölüm var. Fermuarlı bölümü açtığınız zaman Herhangi bir yağmur durumunda kuru kalmasını istediğiniz şeyleri oranın içine atabiliyorsunuz. Üzerinde gördüğünüz bir tane de çıt var. Normalde bu göğüs korumasını bağlamak için kullanılıyor ama ben oraya otopark anahtarı vesaire sıkıştırıyorum. Normal anahtar kesinlikle koymayın. Üzerinizde metal bir cisim taşımak istemezseniz işler ters giderse o cisimler vücudunuzun içinden çıkarılabilir. Şimdi içeriği açtıktan sonra bir şey dikkatimizi çekiyor. Sırt koruması var. Kocaman bir sırt koruması var. Bütün korumalar üstündeki Level 2 ve sırt koruması üzerinde gelmesi de baya hoş. Dirsek, omuz ve sırt koruması dışında güzel bir şey daha eklemişler. Özellikle sürtünme biraz belin alt tarafına doğru gerçekleştiği için. Alt tarafta Fiber QL diye bir teknoloji kullanılmış sürtünmeye karşı dayanıklı bir kumaş kullanılmış aslında bunun Türkçesi bu. Alt tarafta da güçlendirme var. Arka tarafa geldiğimiz zaman bir şey bizi karşılıyor. Tekrardan çok hoşuma giden bir özellik ve bütün ceketlerde de olmasını istediğim özellikle de bu tarz ceketleri incelediğimi zaten biliyorsunuzdur. Kollar iki katlı. Kolu ileri doğru ittiğiniz zaman içeriden ekstra bir Alan açılıyor ve ceketi size doğru çekmiyor. O sayede istediğiniz gibi kollarınızı ileri geri hareket ettiriyorsunuz ve hiçbir zaman sırtınız sizi rahatsız etmiyor. Şima gerçekten geçtiğimiz senelerde çok güzel bir atak yaptı. CE sertifikalarının hepsinin olması, üzerinde level 2 korumaların gelmesi, sırt korumasının üzerinde verilmesi ve şekli tabii ki güzel olduğu için aynı zamanda fiyatı da gayet iyi. Bayağı insan tercih etti. Benim de tercih ettiğim ürünlerden biri oldu. Senelerden kullanıyorum. Siz de kullanmak istiyorsanız peki ne yapabiliyorsunuz? Motomax.com.tr ya da Motomax'ın Hasanpaşa mağazasına gidip alabiliyorsunuz. O zaman ne diyoruz? Motorcu Mahvetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.